Evet arkadaşlar, analitik geometri. İlk olarak noktanın analitiğinden bahsedeceğiz. Koordinat düzleminin bulunduğu düzleme analitik düzlem denir. Mesela şurada analitik düzlemimiz çizilmiş. Burada görebiliriz. Yatay eksene apsis ekseni, dikey eksene ordinat ekseni denir. Şurada yatay eksenimiz x eksenidir. Dikey eksenimiz y eksenidir. Hemen şöyle gösterebiliriz. Burada ilk olarak x eksenindeki sayı yazılır. Mesela a. Daha sonra y eksenindeki sayı yazılır. Mesela b. Burada a apsis, y ordinattır. Ordinat. X ve y ekseninin kesiştiği noktaya başlangıç noktası, yani şu O noktasına başlangıç noktası ya da orijin diyeceğiz. Analitik düzlemde noktalar sıralı ikili halindedir. A noktasının x ekseninin uzaklığı mutlak değer b, y ekseninin uzaklığı mutlak değer a'dır. Şimdi şöyle hemen analitik düzlemi çizelim. Şimdi şöyle bir tane örnek alalım. Mesela A noktamız 2, 3 noktası olsun. Bakın bu şekilde sıralı ikili halinde yazıyoruz. Şimdi şurası x'imiz 2 idi. Y'miz 3'tü. Şimdi baktığımız zaman bu noktanın x eksenine uzaklığı şurasıdır ve 3 birimdir. Yani şu y'yi almış olduk. Y eksenine uzaklığı burasıdır. Burada 2 birim. Yani şuradaki x'i almış olduk. Şimdi birinci bölgede böyle oldu. Şimdi hemen gelelim. Üçüncü bölgede bir nokta alalım. Mesela B noktası eksi 2'ye eksi 3 noktası olsun. Şu şekilde. X'imiz eksi 2, Y'miz eksi 3. Şimdi bunun X eksenine uzaklığı burasıdır. Uzunluk tabii ki de negatif olamayacak. Şurası 3 birim. O halde burası 3 birimdir. Yani ne yaptık? Şurada y'nin mutlak değerini almış olduk. Yani x eksenine uzaklığı mutlak değer b oldu. Yani mutlak değer eksi 3'ten 3 oldu. Y eksenine uzaklığı ise 2 birimdir. Yani şunun mutlak değerini almış olduk. Mutlak değer eksi 2'den 2 olmuş oldu y eksenine uzaklığı da. A noktası k birim sağa ötelenirse a artı k virgül b noktası. K birim sola ötelenirse A eksi K virgül B noktası elde edilir. Şimdi yine bir örnek alalım. Mesela A 2'ye 3 noktası alalım yine. K'mız da ne olsun? 2 olsun. 2 birim, hatta şöyle diyelim. 2 birim sağa öteleyelim. Bir de 2 birim sola öteleyelim. Şimdi ilk olarak 2 birim sağa ötelersek eğer, 2 birim sağa ötelediğimizde x'e 2 eklememiz gerekiyor. Yani 4 virgül 3 noktası oldu. 2 birim sola ötelersek eğer çıkartmamız gerekiyor. O zaman ne olacak? 2'den 2 çıkarttık. 0 virgül 3 noktası oldu. A noktası k birim yukarı ötelenirse a virgül b artı k noktası, k birim aşağı ötelenirse a virgül b eksi k noktası elde edilir. Şimdi bir de bunu 2 birim yukarı 2 birim aşağı öteleyelim. Şimdi bunu da şöyle yapacağız. Şimdi 2 birim yukarı öteliyorsak eğer şu 3'e 2 eklememiz gerekiyor. Yani ne olacak yeni noktamız? 2 eklersek 2'ye 5 noktası. 2 birim aşağı ötelersek eğer 3'ten 2 çıkartmamız gerekiyor. Yani 2'ye 1 noktası elde edilecektir. Evet arkadaşlar, şimdi burada x ve y ekseninin kesiştiği nokta orijin, yani başlangıç noktasıydı. Hemen buraya 0 diyelim. Şöyle 1, 2 olarak gidecek. Aynı şekilde eksi 1, eksi 2. Şurası da y ekseninde eksi 1, eksi 2 olarak devam edecek. Şurası 1, 2. Şimdi burada baktığımız zaman şurası birinci bölge olarak isimlendirilir. Burada x'imiz hep pozitif, y'miz de pozitif. O halde ikisi de artı, artıdır. Şimdi sola doğru gittikçe bölgeler bu şekilde değişiyor. Birinci bölge, ikinci bölge. İkinci bölgede x'imiz negatif, y'miz pozitiftir. Yani eksi, artı olacak.
Hemen şurası üçüncü bölge. Üçüncü bölgede x'imiz negatif, y'miz de negatif. Yani eksidir. Dördüncü bölgede x pozitif, y negatif. O halde artı eksi olacaktır. Şimdi nokta eksenler üzerinde veya dört farklı bölgede bulunabilir. Mesela nokta birinci bölgede olursa bir tane örnek alalım. Mesela 2'ye bir noktası birinci bölgede bir noktadır. Ya da şöyle dördüncü bölgeden bir nokta alalım. Mesela 2'ye eksi 3 noktası dördüncü bölgede bir noktadır. Bu nokta illa bu bölgelerin içinde olmayabilir. Eksenlerin üzerinde olabilir. Mesela şu nokta. Bu noktada x'imiz var ama y'miz yok. O zaman bu nokta eksi 2'ye sıfır noktasıdır. Yani x ekseni üzerinde olduğu için y'miz sıfır oldu. Ya da nokta y ekseni üzerinde olabilir. Mesela şurası olsun. Bu noktamız şöyle yazalım. X'imiz yok, sıfıra eksi bir noktasıdır. Nokta y ekseni üzerinde olduğu için x'imiz sıfırdır. A noktası koordinat düzleminin ikinci bölgesinde olduğuna göre M kaç farklı tam sayı değeri alır? Şimdi şöyle koordinat sistemimizde bir gösterelim. Şimdi şurası koordinat sistemimizin ikinci bölgesiydi. İkinci bölge. İkinci bölgede noktalarımız eksi artıydı. Şimdi o zaman şurası sıfırdan küçük. Y'miz de sıfırdan büyüktür. Yani 2m eksi 5 küçük sıfır, 4m artı 15 büyük sıfır olacak. Hemen buradan 2m küçüktür 5, m küçüktür 5 bölü 2 oldu. Şurası 4m büyüktür eksi 15, m büyüktür eksi 15 bölü 4 oldu. Bu ikisini artık birleştirebiliriz. Şöyle yapalım. M 5 bölü 2'den küçük, eksi 15 bölü 4'ten daha büyüktür. Burada bu aralıktaki tam sayılarımız hemen şöyle yazabiliriz. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'dir. Yani 6 farklı tam sayı değeri vardır. Hemen şuraya yazalım. 6 farklı tam sayı değeri. Evet, iki nokta arası uzaklık. Şimdi elimizde A noktamız x1 virgül y1 noktası, x1 virgül y1 noktası. Bir de B noktamız var. B noktamız da x2 virgül y2 noktasıdır. Hemen şöyle yazalım. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı şöyle yazabiliriz. Şimdi x'lerin farkı x2 eksi x1'in karesi artı y'lerin farkı y2 eksi y1'in karesinin karekökü bize iki nokta arasındaki uzaklığı verecek. Şimdi bunun sebebi aslında çok kolay. Şu şekilde A ve B noktasını koordinat sisteminde yerleştirirsek eğer, şimdi şu kısım x2 eksi x1'e eşittir. Şu uzunluğumuz da y2 eksi y1'e eşittir. Biz burada Pisagor uygularsak AB uzunluğunu bulmuş olacağız. Yani A ve B noktası arasındaki uzaklığı bulmuş olacağız. Bu da x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesinin karekökünü eşittir. Evet, örneğimize bakalım. A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Hemen şöyle yapalım. X'lerin farkı 7 eksi eksi 2'nin karesi artı y'lerin farkı 19 eksi eksi 21'in karesinin karekökü. Şurası 9'un karesi artı 40'ın karesinin karekökü. Burada hemen şu üçgenimizi bir hatırlayalım dik üçgenlerden. 9, 40, 41 üçgeni. Bize bu 9'un karesi artı 40'ın karesinin karekökü 9, 40, 41 üçgenini hatırlattı. O halde 41 olarak buluruz. Şimdi aslında az önceki yaptığımız soru bu. İki nokta arasındaki uzaklık Pisagor bağıntısından bulunmaktadır. Özel üçgenlerden yararlanabilirsiniz. Şimdi biz zaten bunun Pisagor'dan çıktığını ilk başta anlattık. Sorumuzda da 9, 40, 41 üçgeni çıkmıştı. Hatta şöyle hatırlatayım bir. 9'un karesi artı 40'ın karesinin karekökü. Baktığımız zaman neydi? Şurası 9,
Burası 40 iken Pisagor'dan şurası 41'di. Yani 9'un karesi artı 40'ın karesinin karekökü 41'e eşitti. Mesela bir tane daha küçük bir örnek verelim. 3, 4, 5 üçgeni. En çok kullandığımız üçgenlerden bir tanesi. Mesela 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü. Bu zaten Pisagor bağıntısı. Biz bunun özel üçgenden biliyoruz. 3, 4, 5'e eşit olarak direkt yazabilirsiniz. Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları. Şimdi elimizde AB doğru parçası var ve C noktası bu A ve B noktasının tam orta noktası. O halde şöyle yazabiliriz. X0, X1 artı X2 bölü 2 tam ortada olduğu için. Y0 ise yine tam ortada olduğu için Y1 artı Y2 bölü 2'ye eşittir. ABC üçgen A, B ve C noktaları verilmiş. BD eşittir DC. Verilenlere göre AD kaç birimdir? Şimdi hemen yazalım. A noktamız 3'e 6 noktası. B noktamız eksi 4'e 0 noktası. C noktası da 8'e 0 noktası. Şimdi burada D noktası BC doğru parçasının orta noktası. O halde D noktasını şöyle yazabiliriz. Eksi 4 artı 8 bölü 2. 0 artı 0 bölü 2. Yani buradan 4 bölü 2'den 2 oldu. 2'ye 0 noktası olarak bulunur D noktası. Hemen yazalım. Bizden şu AD uzunluğu isteniyor. Bunun için de 2 nokta arasındaki uzaklık formülünden yararlanabiliriz. X'lerin farkı 3 eksi 2'nin karesi artı Y'lerin farkı 6 eksi 0'ın karesinin karekökü. Buradan baktığımız zaman 1'in karesi artı 6'nın karesi yani 1 artı 36'dan kök 37 olarak bulunur. Bir doğru parçasını belli bir oranda bölen noktanın koordinatları. Şimdi şu şekilde AB doğru parçamızı C noktası içten bölmüş. O halde AC bölü BC eşittir X3 eksi X1 bölü X2 eksi X3. Y3 eksi Y1 bölü Y2 eksi Y3'tür. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Bu örnekten anlayalım ne demek istediğini. Şimdi şu şekilde AB doğru parçamız olsun. A noktamız eksi 1'e 10 olsun. Şöyle B noktamız da 5'e 7 olsun. Bunu içten bölen C noktası alalım. Burada hemen şöyle bir oran verilmiş olsun. AC bölü BC 1 bölü 2 olsun. Şimdi bizden de C noktası isteniyor. Hemen şöyle yapalım. AC'ye K dersek BC 2K'ya eşittir. Şimdi burada bakıyoruz. Eksi 1'den 5'e 6 artmış. 3K'da 6 arttıysa K'da 2 artacaktır. K'da 2 arttırırsak eğer eksi 1 artı 2'den 1 olacak. 10'dan 7'ye 3 azalmış. 3K'da 3 azaldıysa K'da 1 azalacaktır. 10'dan 1 azalırsa 9 olarak bulunur. Yani C noktası 1'e 9'dur. Bu şekilde içten bölen bir noktamız varsa bu azalma artma oranlarından bakarak noktamızı bulabiliriz. Evet, bir de dıştan böldüğü duruma bakalım. Bu şekilde elimizde AB doğru parçası var ve C noktası bu AB doğru parçasını bu şekilde dıştan bölüyor. Yani C AB doğru parçasının elemanı değil. AB bölü BC eşittir. X2 eksi X1 bölü X3 eksi X2 eşittir. Y2 eksi Y1 bölü Y3 eksi Y1'dir. Hemen bir örnek verelim buna. Şöyle AB doğru parçamız olsun. Şurası A noktamız. A noktamız eksi 1'e 10. B noktamız şurada olsun. O da 5'e 7. Ve C noktamız AB doğru parçasını şu şekilde dıştan bölsün. Ve soruda bize AB bölü BC 3 olarak verilmiş olsun ve C noktasını bulacağız. Şimdi AB'ye 3K dersek BC K'dır. Şimdi burada eksi 1'den 5'e 6 artmış. 3K'da 6 arttıysa K'da 2 artacaktır. O halde K'da 2 arttırırsak 5'ten 2 arttı 7 oldu. 10'dan 7'ye 3 azalmış. 3K'da 3 azalırsa K'da 1 azalacaktır. 7'den 1 azalttık 6 olarak bulduk. Yani C noktamız 7'ye 6 noktasıdır.
Köşe koordinatları A, B, C olan ABC üçgenin ağırlık merkezi G olsun. G noktası x1 artı x2 artı x3 bölü 3, y1 artı y2 artı y3 bölü 3'tür. Şimdi bir örnek verelim. A noktamız 1'e 8 noktası olsun. B noktamız eksi 2'ye 2, C noktamızda 7'ye eksi 13 noktası olsun. Bu ABC üçgenin ağırlık merkezini şöyle bulabiliriz. X'leri toplayalım. 1 eksi 2 artı 7 bölü 3. 8 artı 2 eksi 13 bölü 3. G noktası topladığımız zaman 6 bölü 3 eksi 3 bölü 3. Yani 2'ye eksi 1 noktası olarak bulunur. Paralel kenarın dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgende bunlar da birer paralel kenar. Karşılıklı iki köşesinin apsisleri toplamı diğer iki köşesinin apsisleri toplamına eşittir. Aynı eşitlik ordinatlar için de geçerlidir. Şimdi şöyle yapalım ilk önce. Şimdi E noktasını yazmak istiyorsak eğer şurada AC köşegenine bakarsak E noktası bu AC doğru parçasının orta noktasıdır. Yani x1 artı x3 bölü 2 virgül y1 artı y3 bölü 2 olarak yazılabilir. Aynı zamanda şurada BD köşegenine bakarsak E noktası bu BD köşegeninin de orta noktası. Yine buradan da orta noktadan şöyle yazabiliriz. x2 artı x4 bölü 2 virgül y2 artı y4 bölü 2 olarak yazılabilir. Burada baktığımız zaman eşitliklerden dolayı şu ikiler gidecek. Yani x1 artı x3 eşittir x2 artı x4. y1 artı y3 eşittir y2 artı y4 olarak bulunacaktır. Analitik düzlemde A ve B noktaları verilmiş. C elemanıdır AB doğru parçası. AC bölü BC 1 bölü 2 olduğuna göre AB doğru parçasını bölen C noktasının koordinatları kaçtır? Koordinatları toplamı kaçtır? Hemen şöyle AB doğru parçamızı çizelim. Şurası A noktamız olsun. Eksi 5'e 8. Şurası B noktamız. 10'a eksi 10. Şimdi burada C noktası AB doğru parçasının elemanı. Yani C noktası AB doğru parçasını şu şekilde içten bölüyor. AC'ye K dersek BC 2K'dır. Hemen bunu yazabiliriz. Şimdi burada eksi 5'ten 10'a 15 artmış. 3K'da 15 arttıysa, 3K'da 15 arttıysa K'da 5 artacaktır. K'da 5 arttıracaksak eğer eksi 5'e 5 eklersek 0 olur. Hemen devam edelim. 8'den eksi 10'a 18 azalmış. 3K'da 18 azaldıysa K'da 6 azalacaktır. K'da 6 azaltırsak 8'den 6 azaltalım. 2 olacaktır. Yani C noktamız 0'a 2 noktası oldu. Koordinatların toplamı isteniyordu. 0 artı 2'den 2 olarak bulunur. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktası olduğuna göre OG uzunluğu kaç birimdir? Şimdi G ağırlık merkezi olduğu için x koordinatlarını toplayıp 3'e bölelim. 3 artı 1 artı 5 bölü 3. Virgül y'leri toplayıp 3'e bölelim. 9 artı 0 artı 0 bölü 3. Hemen toplayalım. Şurası 9 oluyor. 9 bölü 3. 9 bölü 3. O zaman G noktamız 3'e 3 noktasıdır. Şimdi burada O noktası da orijin yani 0'a 0 noktasıdır. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü uygulayabiliriz. OG yazalım. X'lerin farkı 3 eksi 0'dan 3, 3'ün karesi artı. Y'lerin farkı 3 eksi 0'dan 3, 3'ün karesi. O halde buradan 3 kök 2 olarak bulunur. Evet, doğrunun analitiği. İlk olarak doğrunun eğimi ve eğim açısına bakalım. Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı denir. Yani şu açıdan bahsediyoruz. X ekseniyle pozitif yönde yani saat yönünün tersinde. X ekseniyle pozitif yönde yani saat yönünün tersine yaptığı açı eğim açımızdır. Burada eğim açısının tanjant değeri o doğrunun eğimine eşittir. Yani şurada eğim tanjant alfaya eşit. Burada da eğim
Tanjant beta'ya eşittir. Evet, x eksenine dik olan doğrumuzda. Şimdi burada x ekseniyle pozitif yönde 90 derecelik açı yaptığı için eğim açımız 90 derecedir. O halde eğim tanjant 90'a eşittir. Tanjant 90 da tanımsızdı. O halde eğimimiz tanımsızdır. Şimdi bu şekilde y eksenine dik olursa, şimdi x ekseniyle hiçbir açı yapamıyor. Yani eğim açımız 0 derecedir. O halde eğim tanjant 0'a eşit. Tanjant 0 da 0'dı. O halde eğimimiz 0'dır. Sorularda verilen doğru sağa yatık ise doğrunun eğimi pozitif, sola yatık ise doğrunun eğimi negatiftir. Hemen gösterelim. İlk olarak sağ yatık bir doğru çizelim şu şekilde. Şöyle x eksenimiz, y eksenimiz. Burası D1 doğrumuz. Şimdi burada D1 doğrumuz x ekseniyle pozitif yönde alfa derecelik açı yapıyor. Şimdi burada alfa dar açı, yani 0 ile 90 derece arasında bir açı. Eğimimiz tanjant alfadır. Burada alfa birinci bölgede bir açı olduğu için tanjant burada pozitiftir. Yani eğimimiz pozitiftir. Şimdi bir de diğerine bakalım. Şimdi eğer doğrumuz şu şekilde sola yatıksa, hemen şöyle yapalım. D2 doğrumuz olsun. D2. X ekseniyle pozitif yönde beta derecelik açı yapsın. Beta geniş açı, yani 90 derece ile 180 derece arasında bir açı. O halde beta ikinci bölgede bir açıdır. Eğimimiz tanjant beta. İkinci bölgede tanjant negatifti. O halde eğimimiz negatiftir. Yani doğrumuz sağa yatıkken eğim pozitif, sola yatıkken eğim negatiftir. Analitik düzlemde 0,6 noktasından geçen iki doğrunun eğimi M1 1 bölü 2, M2 eksi 3 bölü 4'tür. Bu iki doğrunun x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Hemen şöyle bir çizelim. Şimdi ikisi de 0,6 noktasından geçiyor. Bir tanesi şu olsun, diğeri bu olsun. Bir tanesi x ekseniyle pozitif yönde dar açı yapıyor. Diğeri x ekseniyle pozitif yönde geniş açı yapıyor. Hemen şöyle yazalım. Şu D1 doğrumuz, D2 doğrumuz. Şu noktamız 0,6. Burası A noktası olsun, B noktası olsun. O halde şu uzunluğumuz mutlak değer A. Burası da mutlak değer B'dir. Şimdi şu açıya alfa diyelim. D1 doğrusunun eğimi, yani M1, 1 bölü 2 olarak verilmiş. O halde tanjant alfa 1 bölü 2'dir. Tanjant alfa dediğimiz şey karşı bölü komşudan 6 bölü mutlak değer A'dır. O halde mutlak değer A 12 olarak bulunur. Hemen diğer doğrumuzun eğimi, yani M2, eksi 3 bölü 4 olarak verilmiş. Yani şu açının tanjantı eksi 3 bölü 4'tür. O halde bu açının tanjantı, yani tanjant beta 3 bölü 4'tür. Karşı bölü komşu 6 bölü mutlak değer B'ye eşit. O halde mutlak değer B buradan 8 olarak bulunur. Şurası 12, burası 8. Bizden de x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Yani şu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. 12 artı 8'den 20 olarak buluruz. İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Evet, elimizde A ve B noktamız varken eğimimiz y'lerin farkı bölü x'lerin farkına eşittir. Hemen sebebine bir bakalım. Şimdi şuradaki D doğrumuzun eğimi tanjant alfaya eşit. Eğim tanjant alfa. Burada bu alfayı gelip şuraya taşıyabiliriz. Şurası x2 eksi x1. Burası da y2 eksi y1'dir. Tanjant alfa dediğimiz şey karşı bölü komşudan y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'e eşittir. Yani y'lerin farkı bölü x'lerin farkı olarak bulmuş oluruz. Hemen küçük bir örnek yapalım. Mesela A noktamız 4'e 3 noktası olsun. B noktamız da eksi 2'ye 1 noktası olsun. O halde bu AB noktalarından geçen doğrunun eğimi MAB diyelim. Y'lerin farkı 3 eksi 1 bölü x'lerin farkına eşittir. 4 eksi 2.
Yani 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Analitik düzlemde A, B ve C noktaları doğrusal olduğuna göre A kaçtır? Hemen şöyle bu noktaların hepsi şu şekilde bir tane doğrunun üzerinde. Şöyle gösterelim. Yani hangi iki noktayı kullanarak eğim yazarsak yazalım hepsi birbirine eşittir. MAB eşittir. MAC eşittir. MBC. Şimdi burada baktığımızda A ve C noktalarını biliyoruz. O halde MAC'yi yazalım. Yani direkt doğrunun eğimini bulmuş olalım. Y'lerin farkı 1 eksi, eksi 2 bölü. X'lerin farkı 3 eksi 5. Buradan 3 bölü eksi 2 oldu doğrumuzun eğimi. B noktasını arıyoruz. Şimdi de B ve C noktasını kullanalım. M, B, C diyelim. Y'lerin farkı 2A eksi 1 eksi eksi 2 bölü. X'lerin farkı A eksi 5. Buradan 2a artı 1 bölü a eksi 5 oldu. Aynı doğru üzerinde olduğu için bu iki eğim birbirine eşittir. Yani 3 bölü eksi 2 eşittir. 2a artı 1 a eksi 5'tir. 3a eksi 15 eşittir. Eksi 4a eksi 2. Buradan 7a eşittir. 13 a da 13 bölü 7 olarak bulunur. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi, A noktasından geçen eğimi M olan D doğrusunun denklemi, Y eksi Y1 eşittir, M çarpı X eksi X1'dir. Hemen şöyle bir gösterelim bunu. Elimizde bir tane doğrumuz olsun ve A noktasını biliyoruz. A, X1 virgül Y1 ve eğimini biliyoruz. M eğim. Şimdi bunun üstünden kendimiz bir tane B noktası alalım. X virgül Y noktası. Şimdi doğrunun eğimini bu iki noktadan yazabiliriz. Y'lerin farkı y eksi y1, x'lerin farkı x eksi x1 eşittir eğim olacak. Yani y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1'dir. Doğrumuzun denklemini bu şekilde bulabiliriz. Hemen bir tane örnek yapalım. A noktası alalım. 3'e 1 noktası olsun. Eğimi de 1 bölü 2 olan doğrunun denklemini yazalım. Y eksi y1 yani y eksi 1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 yani x eksi 3. O halde denklem 2y eksi 2 eşittir x eksi 3 x eksi 2y eksi 1 eşittir 0 olarak bulunur. Devam edelim. Y eşittir mx artı n denkleminde m doğrunun eğimi n doğrunun y eksenini kestiği noktadır. Burada x'in katsayısı bize tabii ki y yalnızken eğimi verecek. X yerine 0 verirsek y'yi kestiği noktayı buluruz. X'e 0 verdiğimiz zaman y eşittir n oluyor. Yani n doğrunun y eksenini kestiği noktadır. Ax artı by artı c eşittir 0 denkleminde y'yi yalnız bırakırsak ne olacak? Hemen bir yalnız bırakalım. Şöyle diyelim. By eşittir eksi ax eksi c, y eşittir eksi a bölü b, x eksi c bölü b. Yukarıda ne demiştik? Y yalnızken x'in katsayısı eğimde. Şu an y yalnız. O halde bu doğrunun eğimi eksi a bölü b'dir. Doğru üzerindeki noktalar doğrunun denklemini sağlar. Yani mesela şu yukarıda bir tane doğru denklemi bulmuştuk. Şimdi bunun üzerindeki herhangi bir nokta, mesela bunun üzerinde 1'e 0, bunun üzerinde bir noktadır. Bu noktayı doğru da yerine yazarsak nokta doğruyu sağlar. Yani x yerine 1 yazalım, y yerine 0 yazalım. Hemen şöyle 1 eksi 0 eksi 1 eşittir 0 oldu. Yani 0 eşittir 0 oldu. Yani noktayı doğru da yerine yazarsak o nokta o doğruyu sağlayacaktır. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz. Şimdi ilk olarak şöyle yapalım. Eğimimizi bulalım. M, A, B. Y'lerin farkı 8 eksi 4. X'lerin farkı eksi 1 eksi 3. Yani 4 bölü eksi 4'ten eksi 1 olarak bulunur eğim. Şimdi eğimi biliyoruz. A noktasını kullanarak doğrunun denklemini yazabiliriz. Y eksi 4
eşittir eksi 1 çarpı x eksi 3. Y eksi 4 eşittir 3 eksi x. Ve buradan da denklemimiz y eşittir eksi x artı 7 olarak bulunur. Evet, özel doğrular. Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemi x bölü a artı y bölü b eşittir 1 olarak yazılabilir. Yani tabii ki bunu bilsek bizim için pratik çözüm olur. Çok hızlı işlem yaparız. Ama bilmesek de iki noktası bildiğimiz için iki noktası bilinen doğrunun denkleminden yararlanarak da bulabiliriz. Ama biz bunu yine de bilelim. Çünkü işimizi çok hızlandıracak bazı yerlerde. Eksenlere dik olan doğrunun denklemi. Şimdi mesela şurada hemen y eksenimize dikse doğrumuz, şu doğrudan bahsediyorum. Burada baktığımız zaman bunun üstünde her yerde y'ler aynı, x'ler değişiyor. O halde doğrunun denklemi y eşittir b'dir. Eğer x eksenine dikse şu şekilde, bu doğrunun üzerinde her yerde x'ler aynıdır, y'ler değişiyor. Bu da x eşittir a doğrusudur. Orijinden geçen doğrunun denklemi y eşittir mx şeklindedir. Şimdi burada yani eğimi bilmemiz yeterli aslında. M dediğimiz şey eğim. Şimdi normalde y eşittir mx artı n olduğunu söylemiştik. Burada n doğrunun y eksenini kestiği noktaydı. Orijinden geçiyorsa bu doğrumuz y eksenini sıfır noktasında kesiyor. Yani n aslında sıfırdır. O halde y eşittir mx olarak yazabiliriz doğrumuzun denklemini. M dediğimiz şey burada doğrunun eğimidir. Y eşittir x birinci açıortay doğrusu, y eşittir eksi x ise ikinci açıortay doğrusudur. Şimdi y eşittir x dediğimiz şey aslında doğrunun üzerinde y'ler ve x'ler birbirine eşit demek. Şimdi mesela bu doğrunun üzerinde 1'e 1 noktası vardır. 1'e 1 noktası. Baktığımız zaman şurası 1, burası da 1. Yani burada 45-45 90 üçgeni var. Şurası 45 dereceyken burada 45 derecedir. Yani D1 doğrusu açıortay oldu. O halde bu y eşittir x doğrusuna birinci açıortay doğrusu diyoruz. Y eşittir eksi x doğrusunun üzerinde şuradan bir nokta aldığımızda mesela x'imiz eksi 1 iken y'miz 1'dir. Hemen şöyle indirdiğimiz zaman 1, 1. Yine 45, 45, 90 üçgeni. Şurada 45 derece. Baktığımızda D2 doğrusu açıortay. O halde bu D2 doğrusunun yani y eşittir eksi x doğrusunun diğer adı da ikinci açıortay doğrusudur. Doğrusu y eksenine dik bir doğru olduğuna göre doğrunun denklemini bulunuz. Hemen şöyle bir analitik düzlemimizi çizelim. Y eksenine dik şöyle bir doğrudan bahsediyoruz. Burası x ekseni, y ekseni, y eksenine dik. Şurası b noktasıysa aslında bu y eşittir b şeklinde bir doğrudur. Yani baktığımız zaman x'li hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. O zaman şunu yok etmemiz lazım. Yani 2a eksi 6 eşittir 0'dır. A buradan 3 olarak bulunur. Doğrunun denklemi isteniyordu. A yerine 3 yazalım. 4y artı A yerine 3 yazarsak 9. 9 artı 3 12. 4y artı 12 eşittir 0. Y eşittir eksi 3 doğrusu olarak bulunur. Doğruların birbirine göre durumları. Şimdi D1 ve D2 doğrularımız verilmiş. Şimdi bu D1 ve D2 doğrusu çakışık doğrular ise yani şu şekilde doğrulardan bahsediyoruz. D1 şöyleyken D2 de burada üstünde şu şekilde. O halde A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 eşittir C1 bölü C2'dir. Şimdi doğrularımızın paralel olma durumuna bakalım. Paralelse de şu şekildedir. D1 böyle dururken D2 de şöyle olacak. Hemen yazalım. D1, D2, D1 paralel, D2 paralellik de bu şekilde gösterilecek. O zaman burada aslında eğimler eşittir. Bunu da yazabiliriz.
M1 eşittir M2. Yani hiçbir noktada kesişmiyorlar. Ve şunu da söyleyebiliriz. A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2'dir. Eşit değil, C1 bölü C2 yazdık. Çünkü eğer bu eşitlikte olursa bu doğrular çakışık olur. O yüzden bu eşitliğimiz yok. Bu paraleller doğruysa C1 bölü C2, A1 bölü A2 ve B1 bölü B2'den farklıdır. A1 bölü A2 eşit değildir. B1 bölü B2 ise doğrular bir noktada kesişir. Yani aslında doğrular paralel değilse, yani şu şekilde bir tane noktada kesişecektir bu iki doğru. D1, D2 diyelim. İki doğru denkleminin ortak çözümü yapılarak kesim noktaları bulunur. Şimdi bu doğrular aslında baktığımız zaman şöyle iki tane doğrumuz var. Ortak bir tane noktası varsa bu iki doğrunun elimizde aslında iki bilinmeyenli birinci dereceden denklem var. Ortak çözüm yaparak ortak bir tane noktasını bulabiliriz. Doğrular birbirini dik kesiyorsa eğimlerinin çarpımı -1'dir. Mesela D1 ve D2 doğrularımızın eğimleri M1 ve M2 ise M1 çarpı M2 eşittir -1'dir. Bu bizim için yine çok kullanışlı. Bunlara dikkat edeceğiz. Doğrusu ile 3x eksi y eksi 1 eşittir 0 doğrusu kesişmediğine göre m kaçtır? Bu iki doğru hiçbir noktada kesişmiyorsa bu iki doğru şu şekilde birbirine paraleldir. D1 paralel D2. Hatta eğimleri de birbirine eşittir. M1 eşittir. M2 yazabiliriz. Bu iki doğru paralel doğrularsa x'lerinin katsayısı oranıyla y'lerinin katsayısının oranı birbirine eşittir. Yani 2m eksi 1 bölü 3 eşittir. 3 bölü eksi 1 olacak. Hemen işlemimizi yaparsak 1 eksi 2m eşittir 9. Buradan 2m eşittir eksi 8. M de eksi 4 olarak bulunacaktır. Bir noktanın doğruya uzaklığı, analitik düzlemde A noktasının AX artı BY artı C eşittir 0 doğrusuna uzaklığını şu şekilde hesaplayacağız. Hemen şu noktamızı doğruda yerine yazacağız. AX1 artı BY1 artı C bölü X'in katsayısının karesi artı Y'nin katsayısının karesinin karekökü formülüyle hesaplayacağız. A1'e T noktasının 3x artı 4y eksi 8 eşittir 0 doğrusuna uzaklığı 7 bölü 5 birim olduğuna göre T'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Şimdi şöyle diyelim, H eşittir. İlk olarak noktayı doğru da yerine yazıyoruz. 3 çarpı 1 artı 4 çarpı T eksi 8. Tabii ki mutlak değer içerisinde çünkü uzunluk negatif olamaz. Bölü x'in katsayısının karesi artı Y'nin katsayısının karesinin karekökü eşittir 7 bölü 5 olarak verilmiş. Hemen şurada düzenleyelim. Şurası 3. 3 eksi 8 eksi 5 artı 4T mutlak değer içerisinde. Şu da bize 3, 4, 5 üçgenini hatırlatıyor. 5 diyelim. 7 bölü 5. Burada eksi 5 artı 4T 7'ye eşit. Bu bir eksi 5 artı 4t eşittir 7 olabilir. Bir de eksi 5 artı 4t eşittir eksi 7 olabilir. Burada 4t bir 12'ye eşit olacak. Bir de 4t'miz eksi 2 eşittir. T ya 3 olur ya da eksi 1 bölü 2 olur. Bizden de bu değerlerin çarpımı isteniyor. O halde şuraya yazalım. 3 çarpı eksi 1 bölü 2'den eksi 3 bölü 2 olarak buluruz. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Şimdi elimizde şu şekilde paralel doğrularımız var. Arasındaki uzaklığı hesaplayacağız. Ama burada ilk önce dikkat etmemiz gereken şey x'in katsayısı ve y'nin katsayısı ikisinde de birbirine eşit olması lazım. Eşit değilse eşit hale getireceğiz. Çarpacağız ya da böleceğiz. Bir şekilde eşit olacaklar. O halde formülümüz C1 eksi C2, tabii ki mutlak değer içerisinde çünkü uzunluk negatif olamaz, bölü A'nın karesi artı B'nin karesinin karekökünü eşittir. X artı 2y eksi 3 eşittir 0 doğrusu ile 2x artı 4y artı 8 eşittir 0 doğrusunun arasındaki uzaklığı bulunuz.
Şimdi ilk önce eğimimize bakalım. Şimdi birincinin eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Diğerinin eğimine baktığımızda onun eğimi de eksi 1 bölü 2'dir. Yani eğimler birbirine eşit. O halde bu iki doğru birbirine paralel. Ama şöyle bir problemimiz var. X'in katsayısı ve Y'nin katsayısı eşit değil. O halde şöyle yapabiliriz. Bunu eşitlememiz gerekiyor. Şu birinciyi 2 ile çarpalım. 2x artı 4y eksi 6 eşittir 0 olur. Diğer doğrumuz da 2x artı 4y artı 8 eşittir 0. Artık katsayılar birbirine eşit. Verdiğimiz formülü kullanabiliriz. H eşittir diyelim. Eksi 6 eksi 8. Tabii ki mutlak değer içerisinde. Bölü x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesinin karekökü. Buradan 14 bölü 2 kök 5, yani 7 bölü kök 5. Kök 5'e de genişletirsek 7 kök 5 bölü 5 olarak bulunacaktır. Birinci dereceden eşitsizliklerin grafiği. Bir eşitsizliği sağlayan noktaların koordinat düzleminde gösterilmesine eşitsizliklerin grafiği denir. Eşitsizliğin grafiğini çizmek için İlk önce doğrumuzu çizmemiz gerekiyor. Sonra doğrunun herhangi bir tarafından nokta seçeceğiz. Eğer bu nokta eşitsizliği sağlıyorsa o tarafı boyayacağız. Sağlamıyorsa da diğer tarafını boyayacağız. Evet, hemen örneğimize bakalım. Eşitsizliğinin grafiğini çiziniz. Şimdi ilk olarak şu doğrumuzu çizelim bir. Eşittir sıfır doğrumuz. Şimdi x'e sıfır verirsek y 2 oluyor. Y'ye 0 verirsek de x'imiz eksi 4 oluyor. Yani aslında şöyle bir doğrudan bahsediyoruz. Şu şekilde çizelim. Y eksenini 2 de x eksenini eksi 4 de kesiyor. Şöyle bir doğrumuz var. Şurası 2, burası eksi 4. Y ekseni x ekseni. Şimdi hemen şöyle yapalım. Bir tane nokta seçeceğiz burada. Mesela sıfıra sıfır noktasını seçelim. Bizim için en kolay nokta o şu an. Şimdi şurada sıfıra sıfırı yerine bir yerleştirelim. X yerine sıfır yazalım. Y yerine sıfır yazalım. Eksi 4 küçük eşittir sıfır. Burada 4 küçük eşittir sıfır oldu. Ama 4 sıfırdan daha büyük sayı, yani sıfıra sıfırın olduğu tarafı sağlamadı. O yüzden ne yapıyoruz? Sıfıra sıfırın diğer tarafını boyayacağız. Yani şu tarafı tarıyoruz. Burada fark ettiyseniz küçüktür değil, küçük eşittir. O yüzden doğrunun kendisi düz bir çizgi şeklinde çizilecek. Yani şu şekilde çizilecek. Eğer böyle eşitlik olmasaydı doğrumuzu şu şekilde kesikli çizgilerle çizmemiz gerekiyordu. Çünkü orada doğrunun dahil olmadığını göstermemiz gerekiyor. Eğer eşitsizlikte küçük veya büyüktür sembolleri varsa doğru kesikli çizgi ile, küçük eşittir veya büyük eşittir sembolleri varsa doğru düz çizgi ile çizilir. Bunu az önce aslında söyledik. Hemen şöyle yapalım. Şimdi eğer şu şekilde küçüktür ya da büyüktürse, mesela doğrumuzu şu şekilde kesikli çizgi ile çizeceğiz. Eğer küçük eşit ya da büyük eşittirse doğrumuzu şu şekilde düz bir çizgiyle çizeceğiz. Bazı önemli eşitsizliklerin grafiği. Mesela x büyük eşittir 0. Şimdi burada aslında bize x'in sıfırdan büyük olduğu yerleri, yani pozitif olduğu yerleri tara diyor. Baktığımızda şurası 1, 2 nokta nokta diye gidecek. Şurası eksi 1, eksi 2 nokta nokta diye gidecek. Yani x'imiz şu tarafta pozitif. O yüzden bu tarafı tarıyoruz. Büyük eşittir demiş. Eşitlik de olduğu için tabii ki de y eksenini düz bir çizgiyle çiziyoruz. X küçük eşittir 0. Yani x'in negatif olduğu tarafı tara diyor. O halde sol tarafı tarayacağız. Burada küçük eşittir. Eşitlik olduğu için y eksenini düz bir çizgiyle çiziyoruz. Y büyük eşittir 0. Şimdi y'nin sıfırdan büyük olduğu yerleri, yani pozitif olduğu yerleri alacağız. Şurası 1, 2 bu şekilde gidecek. Alt taraf eksi 1, eksi 2 bu şekilde gidecektir. Y'nin pozitif olduğu yerler şu şekilde yukarısıdır ve büyük eşittir. Eşitlik olduğu için
eksenini düz bir çizgiyle çiziyoruz. Y küçük eşittir 0. Y'nin sıfırdan küçük olduğu yerleri alacağız. Yani negatif olduğu yerler. Eksi 1, eksi 2. O yüzden x ekseninin şöyle altını tarıyoruz. Küçük eşittir olduğu için x ekseninin kendisinde şöyle düz şekli, düz çizgi şeklinde çizeceğiz. Y büyük eşittir k. Yani y'nin k'dan büyük olduğu yerleri alacağız. Baktığımız zaman şu üstü k sayısından daha büyüktür. O yüzden üst tarafını tarayacağız. Eşittir dediği için de y eşittir k'yı düz bir çizgi halinde çiziyoruz. Y küçük eşittir k. Yani y'nin k'dan küçük olduğu yerleri alacağız. Yani şu alt kısmını tarayacağız. Ve eşittir dediği için y eşittir k doğrusunu bu şekilde düz bir çizgi halinde çizmeliyiz. Y büyük eşittir x ise şu şekilde y eşittir x doğrusunun üst kısmını tarayacağız. Ve eşitlik olduğu için y eşittir x doğrusunu çizgi şeklinde çizeceğiz. Y küçük eşittir x olduğu için y eşittir x doğrusunun şu şekilde alt tarafını tarıyoruz ve eşitlik olduğundan y eşittir x doğrumuzu düz bir çizgi şeklinde çizmemiz gerekiyor. X çarpı y büyük eşittir 0. Yani x çarpı y'nin pozitif olduğu yerleri alacağız. Ya ikisi de pozitif olacak ya da ikisi de negatif olacak. X ve y'nin pozitif olduğu yer birinci bölgedir. X ve y'nin negatif olduğu yer ise ikinci bölgedir. Yani birinci bölge ve ikinci bölgeyi taradık. X çarpı y küçük eşittir 0. Yani x çarpı y'nin negatif olduğu kısımları alacağız. Burada ikisinin de işareti farklı olmalı. Ya eksi artı olacak ya da artı eksi olacaktır. X'in eksi y'nin artı olduğu ikinci bölge var. X'in artı y'nin eksi olduğu dördüncü bölge var. O yüzden ikinci ve dördüncü bölgeyi tarıyoruz. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini grafikle gösteriniz. İlk olarak çizimimizi yapalım. Şimdi şu doğruyu çizelim. 2x eksi 3y artı 6 eşittir 0. Şimdi x'e 0 verirsek y 2 olur. Y'ye 0 verirsek x eksi 3 olur. Hemen doğrumuzu çizelim. Şu şekilde. Şöyle çizelim. X'i eksi 3'te kesiyor. Y'yi 2'de kesiyor. Şu şekilde bir doğrudan bahsediyoruz. Şöyle. Şimdi şöyle yapalım. Eşitsizliği artık tarayarak gösterebiliriz. Şimdi 0'a 0 noktasını alalım. Bakalım 0'a 0 bunu sağlıyor mu? Şurada 0'a 0 noktası. X yerine 0 verelim. Y yerine 0 verelim. Artı 6. Büyük eşittir 0. 6 büyük eşittir 0 oldu. Yani gerçekten sağladı. O yüzden 0'a 0'ın olduğu tarafı taramamız gerekiyor. Hemen şöyle şu tarafı tarayalım. Şurada da y büyük eşittir 0 olsun diyor. Yani y'nin pozitif olduğu yerleri alacağız. Y'nin pozitif olduğu yer hemen şu şekilde x ekseninin üstüdür. Baktığımız zaman kesiştikleri bölge şu kısım, yani şu yeşille boyadığımız kısım bizden istediği çözüm kümesinin grafiğidir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.